Evet, bugün Rumfung denilen bir Chinese markete geldim. Arkadaşlarımla buradan işler alıp şimdi yemeği yapacağız. Bir de göstereyim. Çok rüzgarlı bugün. Çok güzel. Yumurtaymış bunlar. Bunlar pudingmiş. Çok değişikler. Bambuymuş bu ve yeniyor. Çok değişik. Böyle bir şey denedim. Bu bir sosmuş. Katma kakao oluyor. Daha çok. Ben sevdim. Pişirdiklerimizi bu sosa alacağız. Bir taraf domatesli, bir taraf spicy. Ekler pişiyor içinde. Böyle dışı ilkli bir karides. Oh my god. Patates ve ıspanak da aldık. Böyle pişiyorlar. Güzel oluyor ama. Sevdim bu konsepti. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi o gördüğünüz ilk baştaki görüntülerden sonra ben hotpot aşığı oldum. Ve hotpot almak için herkesin başının etini yedim. Bugün şimdi ablamla Rumfung'a gidiyoruz tekrardan. Oradan hotpot malzemeleri alacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle değişik traditional mutfaklar. Değişik yerler için. Şundan alacağız. Tomato. Almışken evet. İki tane alalım bence. Okay. Mushroom da güzel duruyor. Bir tane de mushroom. Heh, farklı şeyler de var. Ama en güzel bence şeydi. Mesela shrimp var. Broth var. İstediğin bir şey daha alabiliriz. Farklı farklı alalım. Bir tane de broth mu alalım? Evet. Şunlar da hot pot dipping soslar. Bu çok güzel. Bundan yani herkese birer tane almak lazım. Ama bak spicy'lisi de varmış. Sen istersen spicy'lisini al kendine. Tamam. Hatta bundan yani 3-4 tane alalım. Bu çok güzel bir şey. Aşırı güzel. Ben bunu noodle'lara da koyabiliyorsun. Okey. Bir tane de bunu alalım. İki tane al istersen. Noodle'una falan da koyarsın. Tamam. Başka? Sonra ha, bu da farklı bir markanın şeysi. Büyük ihtimalle base'i. Biz bu markanın ikisini yemiştik. Güzeldi. Okay. Hani şuradan bir şey istiyorsan alabiliriz. Bir de şunlar var. Şunlardan alacağız. Ne bu? Bu da yağ. Bir tane alıp ya da iki tane mi alalım? Emin değilim. Bunu kızlar şeye koydu. İşte bu şu sos var ya, hot pot sosu. Bununla karıştırdılar. Şurada hot pot meşinler. Bir sürü soslar var. Sesame oil'lar. Aynen. Bu var sesame oil. Güzel değil mi? Rice paper varmış. Burada şey de vardır Gökçe. Nori. Nori de alalım. Tamam. Bu fena bir ses değil diyelim. Bakın burada vegetarian beef stick var. İşte bak kestane var. Evet. İleride mochiler var. Evet. Bak şunlar bizim, bunlar var bizde. Evet, aynısı. Paylaşmalık bofletler. Aynen. Yani şurada böyle mochiler var. Hangisi güzel acaba? Ben şunu denemiştim. Çok iyi değildi. Şu nasıl sence? Maçalı. Mango, milk, green and red bean. O ne? Güllaçlı bir şey. Öyle bir şey benziyor değil mi? Bunlar şey, kahvaltılık gevrekler. Okey, bir tane şey alalım o zaman. Ne oluyor? Şunlar daha iyi gibi sanki. Ama Tayvan diye yazıkmış bak bu. Ya Tayvan'a getirmiştir canım. Herhalde sonuçta bir şeyse. Kutulardan bir tane alabiliriz. Tamam, o zaman... Bir, bu mangolu, bu peachli.
maça retweet possible sayılıyor. O neli? Bu sesame with Premier League. Öyle olsun, değişik tat. Sesame. Ya da şeftali ya da mango da olsun. Tamam, mango da olsun. Sweetcorn. Aa bak çok güzeller. Yeşil şöyle. Şundan aldım ben. Başka. Şu taraflara gidelim bak orada şeyler de var. Ama şunu kız. Güzelmiş. Evet. Hmm, bak burada da var. Şuru. Böyle bir şey buldu. Hmm, ramen suyu mu? Hmm, ramen flavor soy sosu. Ha bak kızlar şundan almıştı. Sweet potato vermicelli diye. Yok. Bunu da attık ama ben beğenmedim bunu. Zaten hayış gibiydi. Yok ben onu sevmiyorum. Bak aynen şundan Gökçe. Şu güzel. Aynısı. Tamam. Bu ne kız? Ya ya. Bilmiyorum. Hiçbir şey de yazmıyor İngilizce. Güzel mi acaba? Arkadaşına sorar mısın? Fuantine sorabilirim belki. Rice wine. Aynen işte rice takıyordu. Evet burada hep dumplingler var. Biz bir tane chicken ısmarladık. Şirin mochi varmış. Şirinse güzel olmuyor ya. Bence de. Fish shape topu varmış. Bunlar neymiş? Mushroom buns. Ben alıyorum. Bak böyle içine atacağız bunları. Hmm, okay. Şimdi beef var. Lamp var. Lamp almayalım. Lamp almayalım. Bu ne? Pork. Porktan pork alalım. Bir de beef alınmıştık. Aynen. Şu ne? O da aynısı. O da slice of beef. Okay. Şuradakiler ne? Onlar da aynı. Lamb, pork. Aynen. Tamam. İki tane beef alalım. Bir tane de pork alalım. O lamb. İki tane beef çok değil mi kız? Yok yok. Yeriz bu. Çok yeniyor. Çok güzel bir şey. Ben yerim bayağı. Aa salamura var. Hamsi. Bak burada balıklar var. İstiyorsan. Ocean balıymış. Bunlar hep karidesler. Ha bak şu. İki karides diyordum. Ha, o şeyde bir kutunun içindeydi bakacağım. Bunlar da böyle büyük karidesler. Bak burada bir sürü şey var. Büyük masal. Bunlar şey yani. Ha okey. Kalamar var. Şeyi bulamadım ya. Acaba diğer yerde miydi? Hot potların orada. Buradan aldık. Rice cake aldık. Bir de bunu aldık. Bu çok güzel oluyor böyle. Milky bir shrimp paste. Şimdi Piccadilly'yi bekliyoruz. Piccadilly. Alberton'dayız. Bu Loon Funk Market'i orada. Piccadilly ile eve döneceğiz. Ah yorulmuşum markette. Aldık her şeyi. Oradaki zaten Çinli insanlar diyor. Siz Çin'de mi yaşadınız? Nereden biliyorsunuz bunları? Çok hoşlarına gitti. Çok tatlı insanlardı. Şimdi eve gidiyoruz. Hot pot yaparken de size çekerim. Her şeyi öğrendim Çinli arkadaşlarımdan. Sağ olun. Evet bunların hepsini aldık. Hot pot steamboat'a sonunda kavuştuk. Böyle bir dolu şeyde Chinese ürünleri aldık. Evet, patlatımızı pişiriyoruz. Bu Chinese latte. Yıkadım. Bu aromaları koyacağız. Biraz domates kestik. Bu da dipping sosumuz. Mushroomlarımız. Videoyu kapatmadan orada kalmışım. Hot pot'u yemeye devam etmişim. Şimdi kısaca bir kapanış yapmak istedim. Hazırlandım, okula gideceğim bu arada. Hot pot çok güzeldi. Ben o gün çok heyecanlandığım için çok da böyle çekip anlatamamışım. Yemeğe odaklandım.
Her şey çok güzeldi. Böyle iki yeri var ve istediğiniz aromayı koyup işte biz domates ve mushroomlu yapmıştık. Onun için de işte etlerinizi, sebzelerinizi pişirebiliyorsunuz. Biz rice cake de koyduk. O da çok güzel oldu. Hepsi çok güzeldi. Böyle artık sürekli alıyoruz. O beef roll'lar da çok güzeldi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Artık böyle tüm sevdiklerimi hotpot pişirmek istiyorum. Yani herkes bunu tatmalı. Bayağı güzel. Bizim biraz daha böyle hani et yemeği yaparız ya. Büyük tencerelerde bayram zamanı. Onun gibi. Ama bunu daha pratik hali. Yani çok kısa sürede pişiyor. Ama normal eti mesela pişiremezsiniz. O özel eti almanız lazım. Çünkü normal et daha kalın olduğu için pişmez. Oradaki aldığımız o beef roller daha ince etlerdi. Bayağı güzeldi. Yani böyle bahçede yaptık, böyle yedik. Herkese tavsiye ederim. Eğer hotpot görürseniz yiyin yani. Normalde dışarıda çok daha pahalıya bu arada restoranlarda satılıyor ve biraz daha acı, işte daha baharatlı gibi olabiliyor ama burada tamamen kontrol sizin elinizde. O aldığımız hotpot'u bandığımız soslarda yer fıstığı, peanut'lı bir sos. Eğer alerjiniz varsa ona dikkat edin, yemeyin yani. O aldığımız tenekedeki şeylerde ben spicy'li bir şey sanıyordum ama normal düz seseme oyulmuş. O yüzden biraz daha yağlı olsun istiyorsanız koyabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Zaten hani yemekler yağlı. O sosa da ya da istediğiniz bir sosa banınca da bir ekstra yağ eklemenize gerek kalmıyor. Onu ben bilememişim yani. Ondan sonra böyleydi. Yine böyle yaptıkça hot pot'u farklı şekillerde sizinle de paylaşırım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hemen şu aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Yorum bırakırsanız, sizin düşünceleriniz ne? Hot pot yenir mi, yenmez mi? Paylaşırsanız ona da çok sevinirim. Yorumlarınızı hep okuyorum. Hoşuma gidiyor. Aynı zamanda beni sosyal medyada, Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Aa, şu kapı açıkmış. Bunun farkında değilim. Açık unutmuşum. Neyse. Şimdi ben geç kalmayayım. Dersime gideyim. Ne tarz videolar istiyorsunuz onu da benimle paylaşabilirsiniz. Öyle şeyler çekmeye çalışırım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.